Herkese merhabalar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle büzme tatlı yapacağız arkadaşlar. Yöre yöre ismi değişebilir. Bizim yöremizde büzme tatlı diyoruz. 2 su bardağı yoğurt malzemelerimi şimdi yoğurma kabıma alıyorum. 2 su bardağı yoğurdumu aldım. 1 su bardağı sıvı yağ. 2. su bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Malzemelerinizi azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben biraz fazla açacağım için malzemelerimi ikişer bardak kullanıyorum arkadaşlar. Sizler birer bardak da yapabilirsiniz. Yarım su bardağı su, 4 yemek kaşığı sirke, 4 tane yumurta, 1 çay kaşığı karbonat, yarım çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Malzemelerimi önce bir karıştırıyorum. Daha sonra unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. 11 bardak su bardağı un hazırladım. Unumun bir miktarını koyacağım. Hamurumu toparladım. Şimdi masaya alacağım tezgahımı ve elimle devam edeceğim. Hamurumuzu tezgahımda bir güzel yoğurdum arkadaşlar. Kıvamlı, yumuşak, kıvamlı bir hamur olsun. Hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Şimdi ikiye bölüyorum ve bezelere ayıracağım hamurumu. Hamurumuzu ceviz büyüklüğünde bezelere ayırıyoruz. Şöyle. Hafiften unladığım tepsime bezelerimi aldım. Üzerini kapatıyoruz. Kurumasını engelliyoruz arkadaşlar. Bezelerimiz hazır. Şimdi vaktiniz var ise en az 30 dakika, vaktiniz yoksa daha az dinlendirip açmaya başlıyoruz. Şimdi açmaya başlıyoruz. Nişasta ile açıyoruz arkadaşlar. Nişastamı bezemin üzerine koydum ve şu şekilde açmaya başlıyorum. Hamurunuzu açabildiği kadar, açılabildiği kadar açın. Evet arkadaşlar, yufkamı açtım. Şimdi burada sizlere bir şey göstermek istiyorum. Bizim yörede bunu şerbetlemeden tüketirsek bu şekilde önce şeker serpiyoruz. Şerbetlerseniz eğer bu şekeri serpmeyebilirsiniz. Şimdi cevizini ilave ediyorum. Tatlımı vuracağım şimdi. Şöyle oklavamıza sarıyoruz. Şu şekilde büzüyoruz. Yağladığım tepsime alıyorum. İkinci yufkamı açtım. Şimdi cevizimi ilave ediyorum. Şekerimi ilave ediyorum.
Bu tatlımı daha önce de söyledim arkadaşlar. Şerbetli yemeyeceğim için şeker koyuyorum. Bu şekilde çayla güzel oluyor. Sizler de bu şekilde yapıp tüketebilirsiniz. Dilerseniz yufkamızı ortadan ikiye kesebilirsiniz. Dilerseniz de bütün olarak yapabilirsiniz. Ben bunu da keserek sizlere göstereceğim. Şu şekilde katlıyoruz. Oklavama sardım ve büzdürüyorum. Daha küçük ve kibar oluyor. Erittiğimiz tereyağımızın üzerine bir miktar sıvı yağ koyduk ve tatlılarımız üzerinde şu şekilde gezdiriyoruz. Daha sonra 180 derece fırında pişirmeye gönderiyoruz. Bu tatlımızı dilediğimiz büyüklükte kesiyoruz. Evet arkadaşlar, tatlımız pişti. Gördüğünüz gibi misler gibi de oldu. Ben bunu şerbetlemeyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde şerbetlemeden de çayla falan çok güzel gidiyor. O yüzden içerisinde şey kullandım, şeker kullandım, tatlı sevdiğimiz için. Ama şerbetlemek istiyorsanız da şeker koymadan sadece cevizle tatlınızı yapabilirsiniz. Ve 4 su bardağı suya 4 su bardağı şeker 5-10 dakika kaynatıp şerbetinizi ılıdıktan sonra tatlınızın üzerine dökebilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın, afiyette kalın. Allah'a emanet olun.